Bu videoda üslü sayılar ve üslü sayıların özellikleri ile ilgili örnekler çözeceğiz. Örneklere geçmeden önce üslü sayılar hakkında kısa bir tekrar yapalım. 2 üzeri 3'ü ele alalım. Bunun 6'ya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz ama değil. Bu 2'yi kendisiyle 3 kere çarp demek. Yani bu 2 çarpı 2 çarpı 2'ye eşit olacak. 2 çarpı 2, 4. 4 ile 2'yi çarparsak 8 olur. Size 3 üzeri 2'nin yani 3'ün karesinin kaç olduğunu sorsam 3'ün kendisiyle 2 kere çarpımı demek olduğunu biliyorsunuz. Yani 9. Bu örneklerden bir tane daha yapalım. 5 üzeri 7 olsun. Bu 5'in kendisiyle 7 kere çarpımı demektir. 5 kere, 5 kere, 5 kere, 5 kere, 5 kere 5 kere 5. <laughs> bu çok büyük bir sayıya eşit olacak. Bu yüzden bunu şu an hesaplamıyorum. Gördüğünüz gibi sayılar çok çok hızlı artıyor. 5'in 17. kuvveti çok çok daha büyük bir sayı olacaktır. Her neyse, bu sadece üstü sayıların bir tekrarıydı. Hadi biraz üstü sayıları kullanarak cebir yapalım. Peki, 3x çarpı 3x çarpı 3x kaçtır? Çarpma işlemi yaptığınızda sıranın önemi yoktur. O yüzden bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı x çarpı x çarpı x ile aynı şey olacaktır. Yani burası 3 üssü 3 olacaktır. Ve x'i kendisiyle 3 kez çarptığımız için burası ise x üssü 3 olur. Bu tüm işlem 3'ün küpü çarpı x'in küpü şeklinde yazılabilir. 3'ün küpü 9 çarpı 3 yani 27'dir. Yani 27x küp olacaktır. Bunun 3x çarpı 3x çarpı 3x olmadığını söyleyebilirsiniz. 3x'i kendisiyle 3 kere çarpıyorsunuz. Yani buna 3x küp diyebiliriz. Eğer bir sayı çarpı bir sayı şeklindeki bir şeyin üssünü alıyorsak, her ikisinin de üssünü alıp birbirleriyle çarpacağız demektir. Yani 3x küp, 3 küp çarpı x küp ile aynı şeydir. Cevap 27 çarpı x küptür. Hadi birkaç örnek daha yapalım. Peki, 6 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 6'nın kaç olduğunu sorsam ne yapardınız? Bu çok büyük bir sayı. Ama ben bunu 6'nın kuvveti şeklinde yazmanızı istiyorum. 6 üzeri 3'ün 6'nın kendisiyle 3 kez çarpımı olduğunu biliyoruz. Yani 6 kere 6 kere 6. Peki 6 üzeri 6 nedir? Turuncuyla yapayım iyice belli olsun. 6 üzeri 6 da 6 altı kere 6'nın çarpılması demek değil mi? Yani 6 kere 6 kere 6 kere 6 kere 6 kere 6. Peki toplamda 6'yı kendisiyle kaç kez çarpıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere. 3 kere burada ve 6 kere de burada yani 9 kere çarpıyoruz. 3 artı 6. 6 üzeri 3 artı 6. Yani 6 üzeri 9. Burada üstlü sayıların başka bir özelliğiyle karşılaştık. İki üstlü sayıyı çarparken tabanlar eşitse üsleri birbirleriyle toplarız. Hadi bunun hakkında biraz daha örnek yapalım. 2 üssü 2 çarpı 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 6 olsun. Bunların hepsinde tabanlar aynı. Yani yapmamız gereken üsleri toplamak. Bu da 2 üssü 2 artı 4 artı 6, yani 2 üssü 12'ye eşit olacaktır. 2'yi kendisiyle 2 kere, 4 kere ve 6 kere çarptığımızda, onu kendisiyle 12 kere çarpmış oluyoruz. Hadi bunu başka bir soyut bir şekilde gösterelim. x kare çarpı x üssü 4 nedir? Az önce öğrendiğimiz özelliği kullanabiliriz. Tabanlarımız aynı, yani üstleri toplayacağız. 2 artı 4 yani 6 olacaktır. x üzeri 6. Eğer inanmadıysanız kanıtlayalım. x kare x çarpı x'e eşittir. Eğer bunu x üssü 4 ile çarparsak, x'i kendiyle kaç kere çarpmış oluruz? 4 kere daha. x çarpı x çarpı x çarpı x. Kaç kere kendisiyle çarptık? 1 2 3 4 5 6 kere. Yani x üssü 6. Hadi başka bir tane daha çözelim. Ne kadar çok örnek çözersek o kadar iyi. A üzeri 3 üzeri 4'ü ele alalım. Şimdi size buradaki özelliği anlatacağım. Bu üssün üssünü aldığımızda bu iki üssü birbiriyle çarpacaksınız. Yani bu soru için 3 kere 4 yani a üzeri 12 olacak. Peki neden üstleri birbirleriyle çarpıyoruz? Burada a'nın küpünü kendisiyle 4 kere çarpıyoruz. Bu da a küp, çarpı a küp çarpı a küp çarpı a küp çarpı a küp. Tabanlar aynı olduğundan üstleri toplayalım. 3 kere 4 değil mi? Çünkü bu 3 artı 3 artı 3 artı 3'e eşit. Bu da 3 çarpı 4 ile aynıdır. Yani, a üzeri 12. Bu videoda öğrendiklerimizi kısaca tekrarlayalım. Eğer x üssü a çarpı x üssü b şeklinde bir terimimiz varsa, tabanlar eşit olduğundan, üsleri toplarız. Yani bu örnek için cevap, x üssü a artı b olur. Burada gördüğümüz gibi, x kare çarpı x üssü 4, x üssü 6'ya eşit. Eğer x çarpı y üssü a gibi bir terimimiz varsa, bu x üssü a çarpı y üssü a'ya eşittir. Bunu daha önce görmüştük. 3x üssü 3, 3 üssü 3 çarpı x üssü 3 ile aynı şeydi. Ve en son öğrendiğimiz özellik şuydu. Eğer x üssü a üssü b gibi bir terimimiz varsa, bunu x üssü a çarpı b şeklinde yazabiliyoruz. Daha önce gördüğümüz gibi, a üssü 3 üssü 4, a üssü 3 çarpı 4, yani a üssü 12'ye eşitti. Hadi bu özellikleri kullanarak daha karışık bir örnek çözelim. 2x y kare çarpı, eksi x kare y üzeri 2, çarpı 3x kare çarpı y kare. Hadi bakalım, diğerlerine göre bu biraz daha karmaşık duruyor değil mi? Bunu sadeleştirmek istiyoruz. Bence yaparız. Hadi başlayalım. Bunu eksi 1 çarpı x kare çarpı y kare şeklinde görebiliriz. Eğer bunun karesini almak istersek, hepsinin teker teker karesini alabiliriz. Yani bu kısım, eksi 1 karesi çarpı x kare üssü 2 çarpı y kare olur. Değil mi? Eksi 1'in karesi 1'dir. x kare kare x üzeri 4 eder. Çünkü 2 ve 2'yi çarpıyoruz. Zaten sonuncusu da y kare. Bakalım diğer taraflarla birleştirebiliyor muyuz? 2x y kare ve 3x kare çarpı y kare. Şimdi hepsini birbiriyle çarpabiliriz. Bildiğimiz gibi çarpma yaparken sıranın bir önemi yok. 2 çarpı x çarpı y kare çarpı x üzeri 4 çarpı y kare çarpı 3 çarpı x kare çarpı y kare. Bu sadeleştirmeyi daha kolay yapmak için sırasını değiştirerek yazalım. Önce 2 ve 3'ü çarpalım. Daha sonra x terimi ile ilgileniriz. Çarpı x çarpı x üzeri 4 çarpı x kare. Ve sonra da y terimiyle ilgileneceğim. Yani y kare çarpı y kare çarpı y kare. Peki bunlar neye eşit? 2 çarpı 3, 6'ya eşit. <laughs> Zor kısmı atlattık. x çarpı x üssü 4 çarpı x kare neye eşit? x üzeri 1 x ediyor. Üzeri 1 olan herhangi bir sayı kendine eşit. 2 üzeri 1, 2'ye eşit ve 3 üzeri 1 de 3'e ve böyle devam ediyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi sorumuza geri dönelim. Tabanlarımızın hepsi x, yani üstleri toplayacağız. Yani x üzeri 1 artı 4 artı 2. Bunları daha sonra toplayacağım. Y'lere bakalım. Y üzeri 2 artı 2 artı 2. Peki bu neye eşittir? Bu 6x üssü 7 y üssü 6'ya eşittir. Peki size büyük bir ihtimalle önceden bildiğiniz bir şey göstereceğim. Bir sayının sıfırıncı kuvvetini alırsanız ne olur? 7 üssü 0 neye eşittir? Biraz garip gelebilir ama bu 1'e eşittir. 1 üssü 0 da 1'e eşittir. Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Şu şekilde düşünün. Örnek sayımız 3 olsun. 3 üzeri 1, 3'e eşittir. 3 üzeri 2, 9'a eşittir. 3 üzeri 3 ise 27. Ve tabii ki biz 3'ün sıfırıncı kuvvetinin kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Üssü her 1 ile azalttığımızda sayıyı 3 ile bölüyoruz. 27'den 9'a 3 ile bölüyoruz. 9'dan 3'e yine 3 ile bölüyoruz. Yani tekrar 3 ile bölmemiz gerek. Bu durumda 3 üssü 0, 3 bölü 3, yani 1'e eşit olacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz.